Merhaba arkadaşlar, Teknik Hocam kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Özde 1 yayınlarının TYT 1. denemesinin geometri çözümlerini yapacağız. Sizlere ilk olarak geometri çözümlerini sunmuş olacağız arkadaşlar. Duruma göre matematik çözümlerini de sizlere aktarmaya çalışabiliriz. 31. sorudan başlayacağız ve 10 soruluk bir video olacak arkadaşlar. Zaman kaybetmeden başlayabiliriz. Ne diyor? Şekil 1'de zemine dik olan desteğe bağlı zemine paralel durumdaki bariyer doğrusal kale parçalarından oluştuğunu bize söylüyor arkadaşlar. Otopark tab bir araç geldiğinde bariyer şekil 2 ve şekil 3'teki gibi açılmaktadır. Tam açıldığında K noktası parçası destek ile doğrusal olmakta. Ve diyor ki bize hareketin her anında yere paralel oluyormuş. Yani L noktası, L parçası arkadaşlar her zaman yere paralel olacakmış. Bu açılma esnasında KL parçaları arasındaki açı sabit hızla açıldığını bize söylüyor. Bu bariyerlerin şekil 1'den şekil 2'deki konuma gelme süresi 15 saniye olduğuna göre 7. ve 11. saniyelerdeki K parçasının yaptığı açıyı bizden istiyor. Şimdi arkadaşlar başlangıçta burada kaç derecelik bir açı var K ile L arasında? 180 derecelik bir açı var. Peki bu son durumda kaç derecelik bir açı oluyor? 90 derece. O zaman ben 90'ı kaça böleyim arkadaşlar? 15'e bölecek olursam çünkü 15 saniye sürmüş. Burada her saniyenin kaç derecelik bir daralma olur? 6 saniyelik bir kapanma olacağını söyleyebiliriz. O zaman 6 çarpı 7 42 yapar 7. saniyede. Peki 6 çarpı 11 kaç yapmış olur arkadaşlar? 66 derece yaptığını söyleyebiliriz. Yani neresi arkadaşlar? Buradaki açı o kadar kapanmış olacak. Yani buraya ben 42 diyebilirim. O zaman direkt olarak farkını istediğinden dolayı bu ikisinin farkı bana cevabı vereceğini söyleyebilirim. 66 eksi 42'den cevabım arkadaşlar 24 ve Bursa'dır diye rahatlıkla söyleyebilmem gerekiyor. Geldik bir diğer sorumuza. 32. soru. Bir spor salonunda yere dik ve doğrusal desteğin her iki tarafına eşit uzunlukta doğrusal olan mekik tahtaları dayanmıştır. Bu tahtaların yere değen uçlarının desteğe uzaklıkları 2 metre ve 2,4 metre olarak şekil üzerinde gösterildiğini söylüyor. Ve şekilde her uzunluk verilmiş. Diyor ki P noktasına dayandırıldığına göre tahtalardan birinin yani mekik tahtasının uzunluğunu bizden istemiş. Şimdi arkadaşlar ben buradaki mesafeye x demiş olayım. Mekik tahtasına y diyecek olursam buna da y diyelim. İlk olarak bir Pisagor bağıntısı burada yapmamız gerekir. Ne deriz? X kare artı 2,4'ün karesi eşittir y kare diyebiliriz. Bir Pisagor da burada yapacak olursak arkadaşlar 2'nin karesi artı x artı 0,8'in karesi eşittir y kare oldu. Y kareler farkındaysak arkadaşlar birbirine eşit, o zaman eşitleyelim. X kare artı 2,4'ün karesini aldığımız zaman arkadaşlar 5,76 yapar. Eşittir. 2'nin karesi 4 artı x kare. Birinci ile ikincinin çarpımını iki katı arkadaşlar 1,6x yapar. Artı 0,8'in karesini aldığımız zaman da 0,64'tür. Buradan x kareler birbirini götürür. Burada ne kaldı? 1,6x kalmış oldu arkadaşlar. 0,64'ü karşıya attığımız zaman buradan 0,64'ü hemen çıkartalım arkadaşlar. Kaç kaldığını hemen söyleyebiliriz. 0,64'ü çıkarttık. 5,12 kalmış oldu. Buradan arkadaşlar x'i kaç olarak bulmuş oluruz? 1,6 tane olduğuna göre hemen virgül kaydırma işlemi uygulayabileceğimiz gibi farklı yöntemlerle de bölme işlemini burada gerçekleştirebiliriz arkadaşlar. Hemen bölmeyi yapacak olursak tabi buradaki 4'ü de karşıya attığımız zaman buradan da bir 4 daha çıkartırsak arkadaşlar 1,12 eşittir 1,6x diye yazmamız daha uygun. Buradan da x'imiz ne gelir? 0,7 metre gelmiş oldu. Ben x'i hemen yerine yazacak olursam ben y'yi arıyorum. 0,7. Bu üçgen benim için yeterlidir. 2,4 24'ün onda biri. 0,7 7'nin onda biri. 7, 24, 25 üçgenini hatırlarsak burası da 25'in onda biri. 25 bölü 10. Yani kaçtır? 2,5 metredir. Hop cevabım Adana'dır diye söyleyebiliyorum. Geldim bir diğer soruya.
Aşağıda şekil 1'de çevresi 32 birim olan 3 adet eş karton verilmiştir. O zaman arkadaşlar ben burada uzun kenarını 2x dersem uzunla kısanın toplamı 32'nin yarısı 16'dır. O zaman bu kenara 16-2x deriz. Şimdi geldik buraya. Burası 16-2x. Buraya 2x yazdık. Bu uzunlukları her yere yazabiliriz. 2x. Burası 16-2x. Şimdi buraya 2x yazdık. Burada 1 var. 16-2x'den 1'i çıkartırsak burası 15-2x'dir. Burası benim uzun kenarım yani 16-2x. Önemli nokta şurası arkadaşlar. Burada 2x'imiz var. Geriye ne kalır? 16-4x kalır. O zaman burası 8-2x. Burada 8-2x'dir deriz. Tüm yerlere uzunlukları yazalım. 2x. Burası 16-2x. Buraya da 2x yazdık. Üst tarafa da 2x yazarsak işlemleri rahatlıkla yapabiliriz. Ne demiş bize arkadaşlar? BCD'nin çevresini vermiş. Yani buranın çevresi. Toplayalım bunları. 15, 16 daha 31, 8 daha kaç yapar? 39. Eksi 2x, eksi 2x, eksi 2x'den eksi 6x ve kaç eşit? 30'a. Buradan 6x'imiz arkadaşlar 9. X'i kaç olarak buluruz? 1,5 metre olarak bulduk. Yani o zaman 1,5 metre ise uzun kısa kenarımız 3. Uzun kenarımıza kaç kaldığını söyleyebiliriz arkadaşlar. 2x zaten çıkartırsak 13 olmuş oldu. Şimdi burada teker teker uzunluklarımızı yazalım. Farklı renk kullanalım ki birbirine karışmasın. Burada 13 var. Burada 3 var. Burada 13. Burada 3 var. Bu kenar kaç yapmış oluyor arkadaşlar? Alt taraftaki yer. Hemen yazacak olursak 2x'imiz 3 olduğuna göre burası 5. Burası 3, 13. Bu üst tarafa ne diyeceğiz arkadaşlar? 3 ve buraya da 3 diyeceğiz. Şimdi toplayalım hepsini. 3, 16, 19, 32, 35, 40, 43. Burayı topladığımız zaman 56. 3 daha 59. Bir de burada birimiz daha var. Ne yapar arkadaşlar? 60 yapar. Cevabımız Edirne'dir diye söyleyebiliyoruz. Ve geldik 34. sorumuza arkadaşlar. 34. soru yani klasik bir döndürme sorusu denemenin kolay sorularından bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Verilene göre alfayı sormuş. Diyor ki bana 30 derece döndürülmüş. Ne yönünde? Ok yönünde. O zaman neresi 30 derecedir? Burası. Buraya 30'u yazdık. Burada şunu bilmek lazım arkadaşlar. Başlangıçta bu kenarı ben buraya taşıdığıma göre bunlar nedir? Birbirine eşittir ve ikiz kenar çıktı. 180'den 30'u çıkartırsak geriye 150 derecemiz kalır. 150'yi de ben 2'ye bölersem 75 olarak bu köşeleri bulurum. Burada 75, burası da 75. Şimdi döndüğü zaman buradaki 75 nereye geliyor arkadaşlar? Alfanın yerine geliyor. O zaman alfa 75'tir. Cevabımız Ceyhan'dır diye söyleyebiliyoruz. Geldik bir diğer sorumuza. Düzgün altıgen sorusu arkadaşlar. Verilenlere göre K ile arasındaki mesafeyi istiyor. Bir kenar uzunluğu 10'muş. Buraya 10 dersek burası 10. Burada ikiz kenar üçgenimiz var zaten. 30, 30, 120 üçgenidir arkadaşlar altıgende. O zaman karşısı nedir? 10 kök 3'tür. Şimdi burada arkadaşlar yapacağımız işlem bir dik üçgen oluşturmak. Burayı çekeriz. Buradan da aşağıya birleştirip dik üçgeni oluşturacağız. Tabii bunu oluştururken farklı üçgenler de oluşturmamız bize kolaylık sağlayacaktır. Buradan da aşağıya dikmeyi indiririm. Gelirim. Buradan da bu tarafa dikmeyi çekersem açıları yazdığımda soruyu kolaylamış oluyorum arkadaşlar. Hangi açı? Buradaki açımızın kaç derece olduğunu biliriz arkadaşlar. 120. Ondan dolayı dışarıya 60 kalır. Burası 90'dır. Buraya 30 diyebiliriz. Geldik diğer tarafta aynısını uygulayacak olursak arkadaşlar. Burası 90. Burası 90. Burası 30. Burası 60. Ve tepeye de 30'u yazabiliriz. Şimdi bu 10 kök 3 nereye geldi? Bu araya geldi. 10 kök 3. Başka neresi var arkadaşlar baktığımız zaman? Buradaki kenar uzunluğu 10. 90'ın karşısında 10 varsa 30'un karşısı 5'tir. 60'ın karşısı 5 kök 3. Buraları hep aşağıya doğru hep indirirsek daha kolay olur. Bu 10 kök 3'ü aşağıya taşıdık. Şimdi 90'ın karşısında burada ne vardır? 10 kök 3 vardır. 10 kök 3'ü ben buraya koydum. O zaman 30'un karşısında ne deriz? 5 kök 3. Yani bu aşağıya 5 kök 3'ü taşıdık. 60'ın karşısında ne diyeceğiz arkadaşlar? 5 kök 3'ün kök 3 katı yani 15.
Şimdi bu sol tarafta bir 5 vardı. Bunu sağda buraya alabiliriz. Şimdi bizden istenen uzunluğa bakacak olursak hemen dik üçgende burayı çizdik. Şimdi burada Pisagor bağıntısı uygulayabiliriz veya 30 60 90 var zaten. 30'un karşısında kaç var arkadaşlar? Buraya bakarsak 20. Burası 90 olduğuna göre 90'ın karşısında 2 katı vardır ve 40'tır deriz. Cevabımız hop Ceyhan seçeneğidir. Ve zaman kaybetmeden geldik bir diğer 36. sorumuza. Oğuz kenar uzunlukları 30 ve 40 santimetre olan dikdörtgen biçimindeki kartonu köşegenleri üzerinden keserek 4 parçaya ayırıyor. Bu parçaları sarı ve mavi, mor ve yeşile boyuyor. Daha sonra elde ettiği parçalar şekil 2'deki gibi düzlemsel olarak kenarlar çakışacak ve üst üste gelmeyecek şekilde birleştiriyor. Diyor ki şekil 2'nin çevresi nedir diyor bize arkadaşlar. Şimdi buraya baktığımız zaman 30, 40 ne üçgeni var? 50. Dikdörtgende köşegenler birbirini ortalayacağı için bu uzunluklara 25'er diyebiliriz. Köşegenler birbirine eşit. Şimdi buraya baktığımızda arkadaşlar uzun kenarından olduğuna göre burası 40'tır. Demek ki bu kenarlara kaç kalır? 25 kalır diyebiliriz. Şimdi burada 25'tir. Şimdi burası ve burası hangisinin ne olduğu önemi yok esasında arkadaşlar. Biri 25 olacak, diğeri 30 olacak. Ben 25'i buraya, 30'u buraya yazabilirim. Diğerinde de aynı şekilde 30'a 25'i buraya yazarım. Şimdi bunları toplayalım. 30, 60, 25 daha 85, 110, 135 ve bu çevreyi istediğine göre kaçtır? 160'tır cevabımız Denizli'dir diye rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Geldik denemenin bir diğer kolay sorusuna arkadaşlar. Bir küpün tüm ayrıt uzunluklarının çarpımının sayısal değeri 64'müş. Hacmini istiyor. Şimdi kaç tane ayrıtı vardır arkadaşlar? 12 tane ayrıtı vardır. Yani A çarpı A çarpı A. Kaç taneyi çarpacağız arkadaşlar? 12 taneyi çarptığımız zaman 64. Biraz matematiksel bir soru arkadaşlar. A'nın 12. kuvveti kaça eşit? 64'e. Bizden ne istiyor? Küpünü. Küp A küple bunun hacmini istiyor. Pardon. A küple biz hacmini buluruz. O zaman nasıl hacme geçiş yapacağız arkadaşlar? Verilenin 1 bölü 4. kuvvetini alırsak. Her tarafın 1 bölü 4. kuvveti. Burada da 1 bölü 4. kuvveti. Burası A küp oldu zaten. Burada 64 2'nin 6. kuvvetidir arkadaşlar. Bunun 1 bölü 4. kuvvetini alacağız. Buradan A küpü ne olarak buluruz? 2 üzeri 6 bölü 4. Yani 2 üzeri 3 bölü 2. Bu şu demektir arkadaşlar. Karekök içinde burası 2 olduğu için karekök 2'nin küpü. Bu da ne olarak dışarıya çıkar? 2 kök 2 olarak dışarıya çıkar. Hop cevabımız Adana'dır diye söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi geldik denemenin kestin ve kesin en zor sorusuna arkadaşlar. Verilene göre yeşil bölgenin alanını bizden istiyor. Şimdi arkadaşlar burada ilk olarak benzerliği kullanacağız. Benzerlikten bir şeyler elde etmeye çalışacağız. Nerede benzerlik? Hemen çiziyorum arkadaşlar. Burada bir kelebek benzerliğimiz var. Kelebek benzerliğine göre üstte 1 var. Altta kaç var arkadaşlar? 4. O zaman kelebeğe göre ben buna k dersem buraya 2k demek durumundayım. Pardon, 2k demişiz. 4k demek durumundayım. Sonra benzerliği ben burada kullanacak olursam onu da farklı renkle çizeyim ve sonra çizdiklerimi sileceğim arkadaşlar. Şöyle bir kelebek benzerliği daha düşünebiliriz ve birbirine eşit olacağı için hepsinin aynı uzunlukları kullanabiliriz. Burada da kaça kaç benzerlik var? 2'ye 3. Ben buna 2K derim. Buradaki uzunluğa 3K diyebilirim. Sonrasında burası 2K'ya yukarısı 3K olur. Sonrasında ne diyeceğiz arkadaşlar? Buraya K deriz. Ve yukarıya 4K diye söyleyebiliriz. Şimdi buradaki üçgenlerin alanına bakacak olursak hangi üçgenin? Buradaki yeşille bu alt taraf sarıyı boyadığım alana. K'ya 4K oranı var. Ben bunları oransal olarak buradaki alana 4A dersem diğeri bunun 4 katı olacağı için buradaki alan 16A'dır diye söylerim. Şimdi arkadaşlar iki tane üçgen göstereceğim ve bunlar arasında benzerliği kurmuş olacağım. Şimdi buradaki şu üçgenle bu aşağıdaki küçük üçgen birbirinin aynısıdır. Sadece küçültülmüşüdür. Bunlar birbirine benzer. Benzerlik oranı kaç? Birinde 4K var, birinde K var. Benzerlik oranı 1 bölü 4'tür. 1 bölü 4. Bunun karesini alırsak
bana neyi verir? Alan oranını verir. 1 bölü 16 oldu. Burası 1 bölü 16 ise alanı yukarıdaki 4a olduğuna göre buradaki a'dır. Şimdi arkadaşlar ikizkenara ben kaç a demiş oldum? 16 burada, 4 burada, 20a dedim. Aşağı tarafta o zaman buna ne diyeceğiz? 19a demiş olacağız. Şimdi aynı şekilde 4'te 16. O zaman 3'te ne yapar? Karesiyle orantılı olduğunu görürüz. Burası 9a'dır. Buraya 11a diyebiliriz. Şimdi 2'nin karesi burası 4a'dır. Buraya ne diyeceğiz o zaman? Baktığımız zaman arkadaşlar aynı sayısal değerle yaklaşacak olursak buradaki alanı da 16a diye söyleyebiliriz. Şimdi yeşillerin toplamında ne var? 4a var, 11a var, 16a var ve 19a var. Toplamı kaç yapmış olur arkadaşlar topladığımız zaman? 50a. Ben 50a'yı arıyorum. Şimdi 50a'yı nereden bulacağız arkadaşlar? Şimdi buradaki üçgene ben 20a demiştim. Hemen üçgenimi tekrardan çizeyim ki bu değerleri rahatlıkla kullanabileyim. Burayı çizdim. Burası 7. Burası 7. Tabana dikmeyi indirirsek 90 derece tabanı 1-1 böler. Bu yüksekliğe h dedim Pisagor'dan. H kare artı 1'in karesi 1 eşittir. 7'nin karesi 49. H kare ne yapar buradan? 48. H'i ne bulduk? 4. Kök 3 olarak bulduk. Şimdi alanı bulabiliriz. Tabanım 2, yüksekliğim 4 kök 3 bölü 2 dersem alanım ortaya çıkar. Yani 4 kök 3 olmuş oldu. Ben ne biliyorum? Alana 20A demiştim. 20A 4 kök 3 ise 50A'yı aradığımı söylemiştim. Nedir? Bu bunun 2,5 katı. Bu da bunun 2,5 katı olur. 4 kök 3'ü 2,5 ile çarparsak 10 kök 3 olarak alanı bulmuş oluruz. Çok kaliteli bir soru arkadaşlar. Benzerliği çok güzel kullanmamızı sağlayacak sorulardan bir tanesi. Ondan dolayı beğendiğim bir soru olduğunu tekrar üstüne basarak belirtmek istiyorum. Umarım sizler için anlaşılır olmuştur. Şimdi diyor ki matematik dersinde sunu öğretmen öğrencilerinden aşağıdaki bilgileri kullanarak ABC üçgenini ve iki tane kare çizmesini istiyor. Kenar uzunlukları AB, AC eşit olacak arkadaşlar. Bir ikizkenar üçgen çizeceğiz. Ve taban uzunluğu da kaçmış? 6'ymış. Hemen sizler için çizdik. Ve bu kenarları da adlandıralım. A, B, C. Tabana bir dikme çizelim arkadaşlar. Çünkü öyle bir şeyler diyor. Nerede? Bir sonraki maddede H, B, C üzerinde olacak şekilde dik olacağını söylemiş. Ben buna H derim. Şimdi ben 5, 5. Tabana ikizkenarda dik çizersek burayı eşit böler. Ve burada yüksekliğimiz de nedir? 3, 4, 5. Kenarlarından ikisi AH ve BH. Üzerinde bir tane ne çizmemizi istiyor arkadaşlar? Kare çizmemizi istiyor. Şöyle bir kare çizebiliriz. AH ve BH'de olacak şekilde. Karenin kenarlarına x dersem burası x, burası x. Şimdi alt tabanda da buraya x dersem burası 3 eksi x. Benzerlikle bunu bulabiliriz arkadaşlar. 3 eksi x'in tamamının oranı. 3 eksi x'in tamamında 3 var. Eşittir tabanların oranı. X'in 4'e oranı. İçler dışlar çarpımı yaparsak 12 eksi 4x eşittir 3x. Buradan 7x'i 12 olarak buluruz. X'i ne bulduk arkadaşlar? 12 bölü 7. Bir karemiz bu. Diğer kare için ne diyor arkadaşlar? Okuyalım, hemen yapalım. NAH üzerinde olacak şekilde. NAH yani indirilen dikmenin üzerinde olacak şekilde bir kare çizmemizi istiyor. Ve diğeri de C'de olacak arkadaşlar. O zaman şu şekilde biraz kaydırmış olduk şeklimizi. Şu şekilde bir kare çizebiliriz. Tabi şeklin biraz orantısız olduğu için burayı şu şekilde çizdim. Neden aşağıda kaldı? Burası 3 olduğu için kare burada 3 olacak. Bunun alanı zaten ortaya çıktı arkadaşlar. 3'ün karesi 9. Diğerinin bir kenarı 12 bölü 7 olduğuna göre alanı nedir? 144 bölü 49'dur. Bunların oranını istiyor bizden arkadaşlar. Küçüğünün büyüğünü oranı yani 144 bölü 49'u 9'a böleceğiz. Bununla bu sadeleşirse burada 16 olur. Cevap nedir o zaman? 16 bölü 49 ve Edirne'dir diye rahatlıkla söyleyebilmemiz lazım. Zor bir soru değil ama çizmesi biraz zaman alabilecek sorulardan bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Geldik bir diğer soruya. Prizma sorusu arkadaşlar. Bu soruda kolay sorulardan bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Neyi bileceğiz burada? Altıgeni bileceğiz. Bir tane altıgen çizeyim arkadaşlar. 3 boyutlu değil ama 2 boyutlu olacak şekilde görselimizi daha iyi yakalamaya çalışalım. Burada köşegenlerimi çizecek olursam bir köşegen şu. Diğer köşegeni çizdim. Diğer köşegende de arkadaşlar fazla şeklim güzel olmadığı için köşegenler bu noktadan şöyle geçecek. Bir noktada kesişirler.
Ben burada şunu bileceğim. Burası açıortaydır. 60-60 böler. Hepsi açıortay olacağı için buralarda arkadaşlar eşkenar üçgenler oluşmuş olur. Şimdi bu ek bilgiden sonra soruya bakalım. Tüm ayrıtları 10'muş. Yani burası 10, burası 10. O zaman bura 10'dur. Bu ayrıtlardan kesiyor bunu arkadaşlar. Yüksekliğinin de 10 olduğunu söyleriz. Kestiği zaman bunları üst üste ekleyerek bir tane prizma daha oluşturuyor. Üçgen prizma buna deriz. Ve buradaki yanal alanı yani etrafındaki alanı istiyor. Taban alanı yok. Dikkat edelim. Şimdi arkadaşlar burada ne diyeceğiz? Burası 10, burası 10 ve burası 10 olacak şekilde bir üçgen oluşturur. 10, 10, arkadaki ayrıtta 10 yani taban çevresini bulmuş olduk 30. Ben yanal alanı arkadaşlar şu şekilde bulurum. Yanal alan taban çevresi çarpı yükseklik bana neyi verir? Yanal alanı verir. Şimdi yüksekliklerde arkadaşlar 10 kaç tane 10'u koymuş oluyoruz? 6 tane 10'u koyduk. O zaman yüksekliğimiz ne yaptı? 60. Taban çevresi 10 çarpı 3'tür. Ve bunu 60 ile çarparsak arkadaşlar yanal alan 1800 santimetre kare ve denizli olacağını söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde neyi çözmüş olduk? TYT kısmını arkadaşlar, TYT kısmının geometrisini sizler için çözmüş olduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Videomuzu izlediyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum bu sınav yolculuğunda ve hepiniz için umarım güzel neticelerin alınacağı bir sene olmasını temenni ediyorum. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.